Merhaba, ben İnşaat Yüksek Mühendisi Ebru Kahraman Güner'i. Bu videomuzda yeni özelliğimiz olan kirişsiz döşemelerde ve radye temelde ilave donatı tasarımlarının nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Daha önce analizi ve tasarımlarını tamamladığımız model üzerinden anlatımlarımı gerçekleştireceğim. Öncelikle radye temel analizini inceleyelim, daha sonra da kirişsiz döşeme için incelemelerimizi yapalım. Bildiğiniz gibi radye temel analizlerini sonlu elemanlar yöntemiyle gerçekleştirmekteyiz. Bunun için analiz, sonlu elemanlar tem analizi butonuna tıklayalım. Size uygun seçimleri bu alandan yaptıktan sonra kat modeli hazırlama butonuna tıklayalım. Tamam butonuna tıklayalım. Analitik modeli görsel olarak inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi temel plaklara bölündü ve düğüm noktalarına yaylar tanımlanmış oldu. Bildiğiniz gibi donatı tanımlama işlemlerinin yapılabilmesi için hesap akslarının tanımlanması gereklidir. Bu işlemi analizden önce ya da sonra yapabilirsiniz. Ben temel kontürlerini inceleyip hesap akslarını tanımlamayı tercih edeceğim. O yüzden deplasmanları kapatalım. Genel kısmından plan görünümüne geçiş sağlayalım. Bir de yükleri kapatalım. Kontürler sekmesine tıkladığınızda gördüğünüz gibi alt bölümde yük kombinasyonları ve zarf etkileri bu bölümde görebilirsiniz. Sol bölümde de istediğiniz etkileri inceleyebileceğiniz alan bulunmakta. Siz burada değişiklik yaptıkça kontür ve değerler otomatik olarak güncellenecektir. Gördüğünüz gibi renkler yardımıyla gösterilen kontür değerleri otomatik olarak güncellenmiş oluyor. Temel tasarımları zarf maksimum altında incelendiğinden zarf maksimumu seçiyorum. ASD ile başlayan etkiler Woodarmor etkileri eklenmiş kontürleri göstermektedir. Temel için kritik olan bu etkileri dikkate aldığımızdan ASD 1 yani X yönü için kontürleri inceleyelim. Şimdi hesap aksını tanımlamak için plan görünümüne tekrar geçiş sağlıyorum. Bildiğiniz gibi sonlu elemanlar yönteminde döşemelerden sonlu elemanlar açıklık aksı veya sonlu elemanlar sabit bant geçirmemiz gerekli. Temellerde ve kirişsiz döşemelerde sonlu elemanlar sabit bant geçirmemiz gerekiyor. Sonlu elemanlar hesap aksı boyuna ve enine istasyon noktalarından sonuç toplayarak bir eğilme momenti diyagramı oluşturur. Enine noktalardan da alınan değerler maksimum veya ortalama yöntemiyle boyuna noktalara aktarılır. Öncelikle sonlu elemanlar hesap aksını tanımlayalım. Bunun için görsel sorgulama sayfasından sonlu elemanlar kontürlerini temelde gösterelim. Biz şu alanda değişiklik yaptıkça otomatik olarak buraya görsel olarak etkiler eklenmiş oldu. Bir yönü envelop yani zarf maksimum altında etkileri görünmesini sağlıyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolon ve perde düğüm noktalarına ilave donatılara ihtiyaç duyulmaktadır. Önce hesap aksı sonra yama bölgesi tanımlamakla önce yama bölgesi tanımlayıp sonra hesap aksı tanımlamak arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Program her iki durumda da tanımlanan yama bölgelerini göz önüne alacaktır. Dikkat edilmesi gereken konu ise sabit bant hesap akslarının döşeme yama bölgelerini tamamen veya kısmen kapsaması olacaktır. Aksi takdirde sabit bant hesap aksları kolon düğümlerinden eğilme momenti sonuçlarını toplamaya devam edecek. Bu da ekonomik olmayan bir tasarım ortaya çıkaracaktır. İkinci dikkat etmemiz gereken bir konu ise sonlu elemanlar sabit bant etkili genişliği yeterince dar tutulmaya çalışılmalıdır. Hesap aksı etkili genişliği arttıkça hesap kesinliği azalır. Çok büyük etkili genişlikte ortalama veya maksimum değerler toplanarak alt ve üst için genelleşir. Bu yüzden gereğinden fazla veya gereğinden az donatı hesaplanabilmektedir. İncelemelerimizi C aksında bulunan elemanlar için yapalım. Öncelikle yama bölgesi tanımlayalım. Daha sonra hesap aksı geçirelim. Etkinin fazla olduğu S16 kolonu için tanımlamamızı gerçekleştirelim. S16 kolonuna tıklıyorum. Daha sonra farenin sağına tıklıyorum. Kolon tablası döşeme yama bölgesi butonuna bu bölümden tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda üst bölümde de açılan bu buton yardımıyla da tanımlamanızı yapabilirsiniz. Butona tıklıyorum. Tabla yerleşim bölümü zımbalama hesapları için gereklidir. Ek donatı yerleşimini inceleyeceğiz biz. Bu yüzden ek donatı yerleşimine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kolon ve ilave donatısının yerleşim bölgesi kesikli çizgiler yardımıyla sağ bölümde şematik olarak gösterilmektedir. Sol bölümde ise ilave bölgesinin genişliğini ayarlayabileceğiniz alanlar bulunmakta B1 ve B2. Burası ise kolonun dış merkezliliğini ayarlayabileceğiniz alandır E1 ve E2 mesafeleri. Buton yardımıyla da bu bölümdeki buton yardımıyla da kolonun ilave donatı bölgesi alanına yerleşimini
değiştirebilirsiniz. Bu alanda elle değer girip ilave donutu bölgesinin uzunluklarının değişmesini de sağlayabilirsiniz. Ben ilk etapta 300 cm 300 cm'lik bir genişlik öngördüm. Tamam butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi ilave donatı bölgesi kesikli çizgiler yardımıyla elemanın olduğu bölüme eklenmiş oldu. Şimdi isterseniz toplu tanımlama seçeneğini nasıl yapıyoruz onu da inceleyelim. İlave donatı tanımlamak istediğim kolonlardan ilkini seçiyorum. Daha sonra kontrol tuşuna basıyorum ve diğer elemanları seçiyorum. Üst bölümden kolon tablası döşeme yama bölgesine tıklayıp ek donatı yerleşimini işaretliyorum. Yine bu bölüm için 200'lük bir ilave donatısı bölgesi tasarlamak istiyorum. Tamam butonuna tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi ilave donatı bölgeleri tüm elemanlar için tanımlanmış oldu. Ayrıca sol bölümde otomatik olarak temel şekline uygun olacak şekilde ilave bölgesi düzenlenmiş oldu. Yine sağ bölümde de aynı şekilde temel geometrisine uygun olacak şekilde ilave bölgesi düzenlenmiş oldu. Şimdi hesap aksını tanımlamamız gerekiyor. Bunun için modelleme, döşeme hesap aksı, x doğrultusunda tanımlayacağımızdan x doğrultusunu seçilmiş olması gerekiyor. Y doğrultusunda tanımlayacağım zaman da y doğrultusunu seçeceğiz. Bu bölümden sonlu elemanlar hesap aksını seçiyoruz. Sabit bant seçeneğini seçiyorum. Burada iki tane seçeneğimiz var. İsterseniz bunlardan bahsederim. İntegral hesap aksına tıklarsanız hesap aksının geçtiği genişlikteki noktalarda bulunan değerlerin integral ortalaması alınarak değerler hesaplanacaktır. Bu yüzden daha ekonomik sonuçlar elde edilebilir. Hesap aksında bir değişiklik yaptığınızda hesapla donatıları güncelle dediğinizde de geçirilen alanda yeniden hesap yapılır, sonuçlar güncellenir. Hesap aksı tanımlama işlemini gerçekleştirelim. Öncelikle hesap aksı tanımlamak istediğim İlk noktaya tıklıyorum. Daha sonra kontrol tuşuna basıyorum ve ikinci noktaya tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kapsam genişliğinde bir hesap aksı tanımlamış olduk. Videonun başında bahsetmiş olduğum gibi hesap aksı kapsam genişliğini ilave donatı bölgelerini kapsaması gereklidir. Bu yüzden bu bölümdeki ok tuşuna basıyorum ve ilave bölgeleri kapsayacak bir alan seçiyorum. Tıkladım bu alana. Daha sonra güncelle butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kapsam genişliğimiz değişmiş oldu. Tasarım, döşeme donatı tasarım butonuna tıklıyoruz. Daha sonra tüm donatıları yeniden seçtiriyoruz. Hesap otomatik olarak yapılmış oldu. Kapatalım, incelemelerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi 14 ton baz donatı üst için, alt için ise 14-20 baz donatı seçilmiş oldu. Bu bölgelerde ise 12-30'luk bir ilave donatı tanımlanmış oldu. Etkinin fazla olduğu bu bölgede ise 12-10'luk bir ilave donatı tasarımı yapılmış oldu. Dilerseniz donatılarda değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin bu bölgede gönyeli bir tasarım yapmak istiyorum. Yama bölgesini tekrar seçiyorum. Bu bölümde hesaplar ve donatı detayları bulunmaktadır. 12'lik değil de mesela 14'lük donatı tasarımı yapmak istiyorsunuz. Aralığını da 25 cm yapmak istiyorsunuz. Bu alandan değiştirebilirsiniz. Siz değişiklik yaptıkça da buradaki değerler otomatik olarak güncellenecektir. Sol bölümde gönyeli bir tasarım yapmak istiyorum. O yüzden gönyeli tasarım seçeneğini seçiyorum. Tamam butonuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi otomatik olarak donatı güncellenmiş oldu. Önemli olan bir diğer nokta ise şu an için temelde alt ilave, üst kat döşemeleri için ise üst ilave donatıları, kolon ve perde düğüm noktalarında hesaplayabilmekteyiz. Şimdi isterseniz diğerinden farklı bir yöntem olan önce hesap aksı tanımlayıp daha sonra ilave bölgeleri tanımlayarak bir işlem gerçekleştirelim. Öncelikle hesap aksını siliyorum. Temel ilave bölgelerini silmek için ise ilave bölgesini tıklıyorum, kontrol tuşuna basıyorum. Tek tek ilave bölgesini silmek istediğim elemanları seçiyorum. Daha sonra kolon tablosu döşeme yama bölgesi butonuna tıklıyorum. İlave donatı bölümünün tikini kaldırıyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ilave bölgeleri silinmiş oldu. Şimdi önce hesap aksını tanımlayalım. Daha sonra ilave bölgelerini tanımlayalım. Modelleme hesap aksını seçiyorum. Sonlu elemanlar hesap aksı sabit bant seçeneğini seçiyorum. Şöyle bir alandan hesap aksını geçiriyorum. Yine hesap aksı genişliğini etkilerin dışında kalacak şekilde güncelliyorum. Donatıları siliyorum. Donatıları güncelle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi üst ana donatı 14 ton,
Altano donatı ise 14-10 şeklinde hesaplanmış oldu. Şimdi ilave bölgeleri tanımlayalım isterseniz. Tüm elemanları seçiyorum. Kontrol tuşuna basılı olarak. Kolon tablosu döşeme yama bölgesine tıklıyorum. Ek donatı yerleşiminin tikini işaretliyorum. 300'e 300'lük bir ilave bölgesi tanımlayalım. Tamam butonuna tıklıyorum. Şimdi donatıları sil, donatıları güncelle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ana donatımız 14-20 olarak güncellendi. İlavelerde gerekli olan alanlarda hesaplanmış oldu. Hesaplama nasıl yapılıyor isterseniz biraz ondan bahsedelim. Temel için sadece alt ilave donatılar şu şekilde hesaplanıyor. Maksimum alt ilave yama bölgesindeki AS'yi hesaplıyoruz. Daha sonra sabit banttaki sağlanan AS'den çıkarıyoruz. Böylelikle ilave donatıyı bulmuş oluyoruz. Şimdi isterseniz kirişsiz döşemeler için hesap yapalım. Analizleri daha önceden yapmıştım. Döşemeleri bina modeline dahil ederek çözmüştüm. Bu yüzden bina analiz modeline tıklıyorum. Bu bölümden filtrelemeleri yapabilirsiniz. Üçüncü katı incelemek istediğimden üçüncü katı seçiyorum. Yine gördüğünüz gibi kontürler yardımıyla etkiler listelendi. Yine siz değişiklik yaptıkça etkiler bu bölümde güncellenecek. Temel ve döşeme çalışma mantığı olarak birbirinin tersidir. Bu yüzden incelemeleri envelope max altında üst donatılar için yapacağım. Gördüğünüz gibi bir yönündeki üst donatıların etkileri bu şekilde görünmekte. Temel için X doğrultusunda hesap aksarını tanımlama yapmıştık. Üst döşeme için de Y doğrultusunda tanımlamaya bakalım. O yüzden iki yönü için ASD 2 TAP seçeneğini seçiyorum. Bu etkileri planda nasıl görüyoruz? Onu gösterelim. Görüntü, görsel sorgulama, son elemanlar kontürleri, bina analizine tıklıyorum. ASD 2 TAP seçeneğini tıklıyorum. Tamam tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi iki yönü için kontürler gösterilmiş oldu. Şimdi hesap aksı tanımlayalım. Örneğin 5 aksında bir inceleme gerçekleştirelim. Model, döşeme hesap aksı, sonlu elemanlar hesap aksları, sabit bant seçeneğini seçiyorum. Döşemeleri bina modeline dahil ederek çözüm sağladığımdan bu seçeneği seçeceğim. Eğer döşemeyi sonlu elemanlar yöntemiyle analiz ederseniz de bu seçenek sayesinde hesapların yapılmasını sağlayabilirsiniz. Yine Y doğrultusu için tanımlama yapacağımızdan Y doğrultusunu seçiyoruz hesap aksında. Hesap aksını geçiriyorum. İlk noktasını tıklıyorum. Kontrol butonuna basıyorum. İkinci noktaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hesap aksı tanımlanmış oldu. Yine ok tuşuna basıyorum. Hesap aksı genişliğini tanımlamak istediğim alana tıklıyorum. Güncelle diyorum. Yine ok tuşuna basıyorum. Hesap aksını tanımlamak istediğim noktaya tıklıyorum. Güncelle diyorum. Donatıları silelim ve donatıları güncelleyelim. Görmüş olduğunuz gibi 10'a 10 üst donatı, alt donatı için ise 10'a 20'lik bir donatı tasarımı yapılmış oldu. Yine elemanlarımı seçiyorum. Tıkladım ilk elemanıma. Kontrol butonuna tıklıyorum. Sonradan diğer elemanlarıma tıklıyorum tek tek. Kolon tablosu döşeme yama bölgesi butonuna tıklıyorum. İlave ek donatı yerleşimi bölümüne tıklıyorum. Yine bu alandan uzunlukları ayarlayabilirsiniz. 400'e 400 olacak şekilde bir yama bölgesi tanımladım. Hesapların yapılabilmesi için donatıları siliyorum. Donatıları güncelle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi hesaplar yapıldı. Üst için fi 10-10 hesaplamıştı daha önce program. Şu an fi 10-20 olarak düzeltildi ve ilave gerekli yerlere de ilave donatı tasarımları yapılmış oldu. Gördüğünüz gibi bu alanda fi 10-10 cm olacak şekilde bir ilave donatı tanımlanmış oldu. Yine sağ tık. İlave donatı bölümünden isterseniz
bu alanın sol bölümün gönyeli olmasını sağlayabilirsiniz. Genel olarak tanımlama ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. İsterseniz bir de tasarım sonucunda raporları nasıl alacağınızı inceleyelim. Tasarım diyorum, döşeme donatı hesabı diyorum. Bu bölümden tasarım raporunu oluşturabilirsiniz. Tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi hesap akslarına dair hesaplar otomatik olarak yazılmış oldu. Burada ilave donatılarının tanımladığımız alanların uzunlukları, gerekli ve sağlanan donatı alanları, bu bölümde de donatı etiketleri yazılmış oldu. Bunu yine PDF ve Word ortamında alabilirsiniz. Yama bölgesi ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım siz değerli meslektaşlarım için faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere.